Sanat tarihçilerinin bir eserin tarihsel anlamına ulaşmak için kullandığı pek çok farklı yöntem var. O sanat eseri sanatçıya ne anlam ifade ediyor ya da ait olduğu kültüre ne ifade ediyordu ve bu anlam şu ana dek nasıl değişti? Bir sanat eserini incelerken yapacağınız ilk şeylerden biri onu tanımlamak olacaktır. Normalde bir eserin yanından çabucak geçeriz. Ancak onun yanında durur ve sanat tarihçilerin biçimsel özellikler dediği niteliklerle ilgili sorular sorarsanız pek çok şey öğrenebilirsiniz. Biçimsel özellikler eserin sadece fiziksel niteliklerine işaret eder ve biçimsel analizde aslında son derece basit bir eyleme dayanır. Yakından bakmak. Düşünmeye başlayabileceğiniz bir başka şey ise sanat eserinin konusudur, içeriğidir. Mitolojik ya da tarihi bir hikayeyi mi anlatıyor ya da kutsal kitaplardan bir hikaye mi? Ancak modern sanata geldiğimizde işler biraz zorlaşıyor. Çünkü bazen ortada belirgin bir hikaye olmuyor. Son ve en önemli olarak da sanat tarihçileri bir eserin ilk önce hangi bağlamda ortaya çıktığını anlamaya çalışır. Eser yapıldığında dünyanın durumu neydi? Ne için yapıldı? yapılmasını kim istedi? O esnada meydana gelen siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylar neydi? Peki. O halde Goya'nın 3 Mayıs 1808 tablosuyla incelememize başlayalım. Bir resme yaklaştığımda genelde ilk yaptığım şey o resmi biçimsel olarak anlamaya çalışmak. Ressam eseri yaparken ne gibi kararlar almış? Öncelikle Burada ressam büyük bir resim yapmaya karar vermiş. Bu da bize ressamın bu eserdeki azmi hakkında bir şeyler anlatıyor. Bu resmin tuval üzerine yağlı boya olduğunu unutmamalıyız. Büyük bir yağlı boya tablo. Sulu boya değil, eskiz de değil. Fark ettiğim bir diğer şey de aydınlık ve karanlığın yarattığı kontrast. Ressam tuvalin neredeyse aydınlık ve karanlık olarak ikiye bölmüş. Ölçek, malzeme ve ton değeri yani aydınlık ve karanlığın kullanımı bunlar biçimsel ögeler. Aa, aynı zamanda kompozisyon da öyle. Bunu bir sahne yönetimi gibi düşünün. Ressam aktörlerini nereye yerleştiriyor? Çevreyle olan ilişkileri nedir? Birbirleriyle olan ilişkileri nedir? Ressam nereye bakmamızı istiyor? Gözlerimiz nereye doğru odaklanıyor? Bu resimde odak noktamız kesinlikle bu ortadaki beyaz gömlekli elleri havada olan figür. Goya vurulmak üzere olan bu adama bakmamızı sağlıyor. Bütün silahlar tam da ona doğru çevrilmiş. Ressam aynı zamanda o figürün arkasına bir yamaç yerleştirerek kompozisyonu pekiştiriyor. Böylece figür oraya sıkışıp kalmış havası oluşmuş. Yamacın yarattığı ufuk çizgisiyle gözümüz aşağıdaki silahlı adamlara doğru kayıyor ve oradan hemen sola beyaz gömlekli adama dönüyor. Silahlı adamlar geriye uzanan diagonal bir çizgi oluşturuyorlar. Bu da resimde bir derinlik algısı yaratıyor. Tablolardan söz ederken düz yassı sanat eserlerinden söz ediyoruz. Bu nedenle sorabileceğimiz en temel sorulardan biri de şu. Ressam o düz yüzeyde gerçekten üç boyutlu bir mekan algısı yaratabilmiş mi? Goya bunu boşlukta ilerleyen diagonal çizgiyi kullanarak yapıyor. Ayrıca birkaç farklı yolla derinlik algısını güçlendiriyor. Örneğin ışıktan faydalanmış. Daha parlak ögeler önde duruyor. Arka tarafa gittikçe figürler daha karanlık. Uzaklara doğru gittikçe daha az detay görüyoruz. Son olarak ressam ölçeği de kullanıyor. Uzaktaki binalar öndeki adamlara oranla daha küçük. Ayrıca ışık ve gölge tezatı oluşturmak için modelleme yani chiaroscuro tekniğini kullanmış. Böylece biçim ve figürlerin üç boyutlu olduğu algısını yaratmış. Bunu adamın sağ elinde gerçekten çok net görebiliyoruz. Başparmağındaki beyaz aydınlık kısım insan teni gibi görünmesini sağlamış. Parmağın sınırlarını vurgulamak için de gölge kullanılmış. Böylece alanda bir yuvarlaklık ve hacim algısı oluşmuş. Tüm bunlar resimdeki biçimsel ögeleri oluşturuyor. Resimde mekan algısı yaratma konusuna devam edersek, ressam bunu kısaltma tekniğiyle yani biçimler bize dönükmüş ya da boşlukta geriye doğru gidiyormuş algısı yaratarak yapıyor. Buna en iyi örnek, vurulduktan sonra bize dönük bir şekilde yerde yatan ölü figür. Kolları açık ve bedeninin boşlukta geriye doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Ressam vücudun biçimini kasten bozarak yapmış. Bunu yarattığı derinlik algısında tam olarak görebiliyoruz. Goya, kahverengi, altın rengi gibi toprak tonlarını çok sık kullanıyor ve resim de bir gece vaktini gösteriyor. Aydınlık ve karanlığın zıtlığından bahsetmiştik. Resimdeki renk azlığı da bunu pekiştirmeye yardım ediyor. Bir başka önemli nokta da fırça kullanımı. Yağlı boya ressamın boyayı tuvale yayan elini görmemizi kolaylaştırıyor. Fırça kullanımındaki enerji tuvalin yüzeyine canlılık katıyor ve ona güç ve hareket veriyor. Örneğin beyaz gömleğe bakarsanız fırça darbeleri çok özenli değil. Çabuk yapılmış sanki eskiz gibi. Bu da bize sanki adam kollarını yeni havaya kaldırmış hissi veriyor. Gömlek sanki hala hareket ediyor. Adamın yüzüne bir bakın. Kaşları sanki biraz fazla kalkmış. Ama fırça darbeleri o kadar serbest ki bunu görmezden geliyoruz. Sanki bir tür jestmiş gibi. Yüzde, boyunda ve saçta çizgilerin basitçe kullanımı da ressamın verdiği bir başka karar. Bunları tamamlamak, mükemmel hale getirmek için çok fazla bir zaman harcamıyor. Fırçanın bu şekilde kullanımı resme gerçekten farklı bir nitelik, spontanelik hissi veriyor. Bu şekilde görünür fırça darbeleri ressamın tuvaldeki varlığını hissetmemizi sağlıyor. Burada bir ivedilik hissi var. Olan biten hemen karşımızda. Ancak figürlerin heykelsi ve zamansız olduğu neoklasik dönemde ressamlar her şeyin sınırını kesin çizgilerle belirlerdi. Goya'nın tablosu ise belirli bir ana ait. 3 Mayıs 1808 tarihiyle bağlantılı. Vurulmak üzere olan bir adam var. Önünde henüz öldürülmüş başka adamlar var. Başını tutan adam da sırada vurulmayı bekliyor. Goya bu tabloyu, yani sabit, düz bir nesneyi alıyor ve ona derinlik ve zamanın akışını ekliyor. Ayrıca beyazlı figür ve diğer pek çok figürün yüzlerini görebiliyoruz. İnsan olduklarını hissediyor ve onlarla empati kurabiliyoruz. Ancak askerlerin bize arkası dönük. Sanki bir makine gibi duran bir ateş mangasına aitler ve insani hisleri bize daha çok yansıtabilen o figürlerle karşı karşıyalar. Şimdi de resmin konusuna, içeriğine giriyoruz. Bunları birbirinden tamamen ayırmak zor. Çünkü biçimsel ögelerden bahsederken figürlerden hangisi kurban, hangisi vahşetin faili görüyoruz. Peki tablo neyi konu alıyor? Buradaki hikaye bir eylem aracılığıyla iletiliyor. Resmin konusu tarihi bağlamla son derece yakın ilintili. Fransa hükümdarı Napolyon Bonaparte'ın İspanya dahil tüm Avrupa'ya gücünü göstermesinin bir örneği. Napolyon bazı karmaşık tertiplerle İspanya'ya yürüyor. İspanya kralı 4. Charles'ı tahttan indirerek kendi abisini İspanya kralı yapmayı başarıyor. Ancak İspanya halkı bunun karşısında sessiz kalmıyor. İspanya'nın Fransızlar tarafından işgaline karşı bir halk ayaklanması oluyor. Ve bu olay tam da bir gün önce, 2 Mayıs 1808'de oluyor. Buna karşılık Fransızlar, Madrid şehrinden bir dizi masum insanı alarak onları şehrin dışına götürüyorlar ve kurşuna diziyorlar. Bu resimde işte o olayı anlatıyor. Bir grup masum İspanyol, Napolyon'un ordusu tarafından vahşice öldürülüyor. Goya bize kollarını havaya kaldırmış masum bir kişiyi gösteriyor. Bu kişinin durduğu pozisyon, sanat tarihinde çokça karşımıza çıkan çarmıhtaki İsa'yı hatırlatıyor. İnancı için vahşice öldürülen masum bir insan. Resimdeki biçimsel ögeler, Goya'nın bu olay karşısındaki duruşunu destekler nitelikte. Bu resim romantizmin en önemli örneklerinden biri. Bu dönemde edebiyat müzik ve resimde duygusal dışavurum öne çıkıyor. Özellikle tablolar, soyut fikirlerden çok duygusal tepkilerle ilgileniyor. Ve bu daha ziyade kişisel bir tepki. Burada bir insan, hiçbir haklı neden olmaksızın öldürülüyor. İnsanların birbirine nasıl insanlık dışı davranabildiğini gösteren acı gerçekler. Bu içerikle ilgili mesajı iletme yollarından biri de sembolizm. Goya bu tarihi sembolik dili resme uyarlamış. Mesela beyaz gömlekli adama bakarsak vatanı için, İspanya için canını veriyor. Yani onların gözünde şehit. Kolları sanki çarmıhta asılıymış gibi havaya kalkmış. Ve eğer daha dikkatli bakarsak avuçlarında küçük girintiler olduğunu görebiliriz. Bu da stigmata diye bilinen İsa peygamberin çarmıha gerilirken aldığı yaralara bir atıf. Yani Goya modern bir olayı tasvir ederken resim sanatındaki bu tarihi geleneği kullanıyor. Bu olayı modern bir bakış açısıyla resmetmek devletin ya da papa'nın ya da bir başka iktidar öznesinin iletmek istediği bir mesaj değil. Bu tam olarak sanatçı Goya'nın bakış açısı. Ve bu da resmin yapıldığı ekonomik çevreyle ilgili bize bilgi veriyor. Bu resim bir müşteri için yapılmadı. Bu resmi biri sipariş etmedi. Goya bu resmin yapılmasını önemli bulduğu için yaptı. Savaşın kötü taraflarını, vahşetini açıkça ortaya koydu. Bu resme bakarken ilk ortaya çıktığı tarihsel bağlamı, ayrıca hem ressam için hem de 19. yüzyılın ilk yıllarındaki dünya için olan anlamını göz önünde bulundurunca, resim daha bir anlam kazanıyor ve kavrayışımız zenginleşiyor. Hoşçakalın.